Değerli basın mensupları, önce geciktiğim için özür dilerim. Çünkü bugün hakikaten yoğun bir programımız vardı. Öncelikle 16 Eylül tarihinde Ankara'da yapılan Soçi zirvesinin ya da Soçi sürecinin 5. toplantısının değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce şunu vurgulamam gerekir. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dış Politika Danışma Kurulu adı altında bir kuruluşu var. Bugün Dış Politika Danışma Kurulu toplantımızı da gerçekleştirdik. Ve bu toplantımızda da 16 Eylül'de Ankara'da yapılan üçlü zirvenin değerlendirmesini de gözden geçirdik. Biliyorsunuz dün Soçi'de geçen sene varılan mutabakatın ve İdlib çatışmasızlık bölgesiyle ilgili kararların birinci yıl dönümüydü. Aradan geçen bir sene zarfında 16 Eylül Pazartesi günü Ankara'da yapılan toplantıda da ortaya çıktığı gibi Türkiye üzerine almış olduğu yükümlülüklerini maalesef yerine getirememiştir. Dolayısıyla Ankara'da yapılan toplantıyı her şeyden önce Türkiye'nin Soçi sürecinde üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirememesinin gölgesi altında değerlendirmek gerektiği düşüncesindeyiz. Ancak olumlu bazı ilerlemeleri de kaydetmeden geçmemek gerekir. Onu da şu şekilde özetlemek isterim. Bizce Ankara'da yapılan toplantının ve sonuç itibariyle ortaya çıkan kararların en önemli kısmı Anayasa Komisyonu ile ilgili olarak sorunların aşılmış olması ve nihayet Anayasa Komisyonu'nun oluşturulmasına karar verilmiş olmasıdır. Biliyorsunuz Anayasa Komisyonu Suriye yönetiminin belirleyeceği 50 kişi, muhalefetin belirleyeceği 50 kişi ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin başkanlığındaki bir heyetin belirleyeceği sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 50 kişi, yani toplam 150 kişiden oluşuyor. Bu 150 kişilik isim listesinin artık üzerinde herhangi bir görüşme farklılığı, görüş farklılığı, uyuşmazlık olmadan belirlenmiş olmasını önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bundan sonraki aşama artık Cenevre sürecinin hız kazanacağı şeklinde görülüyor. Çünkü Anayasa Komisyonu'nun oluşması Cenevre'de anayasa görüşmelerine başlamak ve anayasa hazırlığına başlamak için önemli bir aşamaydı. Bu aşama yerine getirildi. Dediğim gibi bu bakımdan Ankara toplantısının önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. İkinci olarak değinmek istediğim konu İdlib bölgesi ve etrafındaki durum. Biz Ankara toplantısını okuduğumuz zaman, sonuç bildirgesine baktığımız zaman İdlib'teki durumun henüz bizim ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi koruyacak şekilde bir gelişme gösterdiği inancında değiliz. Bunu şu açıdan özellikle vurguluyorum. Eğer Türkiye geçen sene 15 Ekim'e kadar İdlib'in içindeki terör unsurlarının temizlenmesi ve bölgeden ağır silahların kaldırılması şeklindeki taahhütlerini yerine getirseydi, 2018 yılının sonuna kadar M4 ve M5 karayollarının Suriye yönetiminin kontrolüne geçmesi için gereken hazırlıkları yapabilmiş olsaydı böyle bir endişe belirtmeyecektim. Ama bugün bu endişemi dile getirmemin nedeni sadece bizim bakmamızdan dolayı değil, aynı zamanda Soçi sürecinin diğer iki ortağı olan İran'ın ve Rusya'nın da Türkiye'nin bu yükümlülüklerini yerine getirememiş olmasını defalarca ve bu toplantıda da tekrar dile getirmiş olmalarından kaynaklanıyor. O halde son haftalarda Suriye yönetiminin İdlib'de kaydetmiş olduğu ilerlemeler sonucunda Türkiye'nin bölgede bulundurduğu gözlem misyonlarının bazılarının bir kuşatma altına girmiş olmasını ciddi bir güvenlik tehdidi olarak görüyoruz. Bu güvenlik tehdidi bölgedeki Mehmetçiğimizin can güvenliği için olduğu kadar Türkiye'ye yönelik herhangi bir yeni göç dalgasına karşı da bir ulusal güvenlik meselesi olarak önümüzde durmaktadır. Burada Rusya'nın
Suriye'nin bundan sonra gerçekleştirmeyi planlayacağı harekatlara karşı da destek vereceğini belirtmesi içimizi aksine rahatlatmak yerine daha da sıkıntıya sokmaktadır. Eğer bu şekilde harekat devam ettiğinde Rusya buna engel olmayacaksa o zaman Türkiye'nin orada bulundurduğu askerlerin can güvenliği de çok ciddi bir şekilde tehlike içinde olmaya devam edecektir. Ayrıca kuşatma altında bulunan gözlem misyonlarının da her türlü malzeme ve teçhizat bakımından lojistik destek imkanlarının Rusya'nın sağlayacağı koridorlar sayesinde gerçekleştirileceği de ortaya çıkmıştır. Rusya'dan almış olduğumuz güvence Türk askerinin oradaki mevcudiyetinin ve kuşatma altındaki gözlem misyonlarının güvenliğinin Rus askerleri tarafından sağlandığı yolundadır. Bunu da ibret verici bir şekilde dikkatlerinize sunmak isterim. Üçüncü olarak dile getirmek istediğim husus Doğu Fırat'la ilgili ya da Fırat'ın doğusuyla Kuzeydoğu Suriye ile ilgili. Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak gerek İran gerek Rusya tarafından duyduklarımız bölgede meşru temellere dayalı olmayan ve uluslararası hukuk çerçevesinde varlık bulundurmayan unsurların bölgeden gitmesi şeklinde. Bunlar dile getirildiği zaman hepimizin anladığı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından bölgede kurulması planlanan güvenlikli bölge ile ilgili bazı endişeler olduğu yönünde. Bu endişeler İran ve Rusya tarafında var. O zaman bir yandan böyle bir bildiriye ve bu ifadelerin yer aldığı görüşlerin altına imza atılırken bir yandan Amerika ile ortak harekatımız eğer sonuca ulaşmazsa şu vadeden itibaren biz kendi bildiğimizi yapar ve kendi kararlarımızı uygularız şeklindeki ifade tam manasıyla bir çelişki oluşturmaktadır. Dolayısıyla oradan baktığımızda da Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak Türkiye'nin kendi başına yapmakta olduğu bir takım tasavvurların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden de endişe duyuyoruz. Kaldı ki güvenlikli bölgeyle ilgili olarak şimdiye kadar 30 ila 40 kilometre derinlikte bir alandan söz edilirken ve oraya 300 bin kadar Suriyeli mültecinin dönüşünün sağlanacağı dile getirilirken son zamanlarda ciddi bir pazarlık başlamış gibi bir açık arttırmaya girilmiştir. Önce 1 milyon Suriyelinin gideceği, sonra 2 milyon Suriyelinin gideceği, hatta eğer güvenlikli bölgeyle ilgili genişlik Rakka ve Deir ez-Zor'a kadar indiği takdirde 3 milyon Suriyelinin bölgeye yerleştirilebileceğinden söz edilmeye başlanmıştır. Değerli basın mensupları, bu tür söylemler ciddiyetten uzak söylemlerdir. Eğer Ankara'da yapılan toplantının sonuç bildirgesine bakarsak, bu söylemlerle sonuç bildirgesinde yer alan ifadeler birbirini hiçbir şekilde tutmamaktadır. Ben bu unsurları özellikle dikkatinize getirmek istedim. Ankara Mutabakatı'nın dördüncü ve bizim dikkatimizi çeken unsurlarından bir tanesi de bizim aşağı yukarı bir senenin üzerinde bir zamandan beri dile getirdiğimiz Adana Mutabakatı'nın bu toplantıda yeniden gündeme getirilmiş olmasıdır. Hatırlayacaksınız. Geçen yıl Soçi'de yapılan ve Türkiye'nin işte bu yerine getiremediği yükümlülükleri üstlendiği toplantıdan sonra yaptığımız basın toplantısında demiştik ki Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı olarak güveni kurmak ve iki ülkenin topraklarının birbirlerine karşı terör unsurlarına destek vermeyecek şekilde kontrol altında tutulabilmesi için bir işbirliği yapmak daha evvel imzalanmış olan Adana Mutabakatı sayesinde mümkündür demiştik. Biz bunu söyledikten bir süre sonra Rusya'da yapılan bir başka toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Adana Mutabakatı gündemimize getirildi. Pazartesi günü yapılan toplantıda da İran Devlet Başkanı Adana Mutabakatı'nın önemine işaret etti. Demek ki artık herkes Suriye yönetimi ile Türkiye arasında bir diyaloğun kaçınılmaz bir hal aldığını itiraf ediyor ve bunu elzem görüyor. Öte yandan Suriye'nin de attığı adımları dile getirmek gerekirse, Suriye yönetimi biliyorsunuz aşağı yukarı bir hafta kadar önce bir genel af ilan edeceğini açıkladı.
Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'e yazılan bir mektupla da YPG'nin bir silahlı milis grubu olduğu şeklinde ve bunu tasvir etmediği şeklinde bir bildirimde bulundu. Dolayısıyla aslında Türkiye ile Suriye yönetiminin Suriye'nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü gibi konularda giderek birbirlerine daha çok yaklaştıklarına ilişkin bazı işaretler alıyoruz. Hal böyleyken İran ve Rusya Türkiye'nin Suriye yönetimiyle görüşmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgularken, Suriye yönetimi de kendi toprakları ve kendi ülkesinin geleceğiyle ilgili attığı adımlarda Türkiye'nin tezlerine yaklaşmaya başlamışken, hala Türkiye'nin Suriye yönetimiyle görüşmüyor olmasını çok ciddi bir eksiklik olarak gördüğümüzü vurgulamak isterim. Son olarak Anayasa Komisyonu ile ilgili tekrar başa dönecek olursam, Anayasa Komisyonu ile ilgili kararın alınması ve isim listelerinde herhangi bir problemin kalmamış olması aslında Suriye yönetimi tarafından önerilen isimlere de Türkiye'nin rıza göstermiş olduğunu ortaya koyuyor. Bu da bir bakıma dolaylı olarak da olsa Türkiye'nin Suriye yönetimiyle artık temaslara başlamış olduğunu ve Cenevre'de de bu temasların sürdürüleceğini ispat ediyor. O zaman madem durum böyle, bunun artık adını net bir şekilde koymanın ve Ankara ile Şam arasındaki diyalog ihtiyacını daha fazla uzatmadan hayata geçirmenin zamanı da gelmiştir diye düşünüyoruz. Benim sizlerle Ankara'da yapılan 16 Eylül toplantısıyla ilgili değerlendirmeler hakkında paylaşacağım unsurlar bunlardan ibarettir. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 28 Eylül tarihinde İstanbul'da Suriye ile ilgili bir uluslararası konferans hazırlığı içindeyiz. Zannediyorum 16 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilen üçlü zirveden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenleyeceği Suriye ile ilgili uluslararası konferans daha da önem kazanmıştır. Bunu da bu vesileyle vurgulamak isterim. Teşekkür ederim. Soruları olan varsa buyursunlar lütfen. Buyurun. Efendim, bu son olarak görüşme mesajlarınıza ilişkin olarak Cumhurbaşkanı ile Saadet Partisi lideri görüşmüştü biliyorsunuz. Temel Karamollaoğlu bu görüşmeye ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Suriye ile işte bu temasla ilgili bilgiler. Sayın Cumhurbaşkanı buna hiç itiraz etmedi. Yani ben aslında Suriye ile mutlaka görüşülmesi gerekir fikrimi dile getirdiğimde Cumhurbaşkanı buna itiraz etmedi. Aynı zamanda belli merciler tarafından bir kısım görüşmelerin yürütüldüğü intibasını doğuracak cümleler de kurdu dedi. Yani bir olumlu hava sezdiğini açıkladı. Bu görüşme ve bu aradaki diyaloğu nasıl değerlendirdiniz? Siz de tabii buna yönelik mesajlarınız oldu. Bir kere her şeyden evvel Suriye ile görüşülmesi gerektiğine Cumhuriyet Halk Partisi dışında başka siyasi partilerin de katılıyor olması elbette memnuniyet verici bir gelişme. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bu görüşmeyi yapması ve bu görüşme sonucunda da söylemiş olduğumuz ifadeleri kullanması elbette memnuniyet verici. Ancak bu tür ifadeleri daha önce de duymuştuk ve daha önce duyduğumuz zaman da söylemiştik, demiştik ki iki devlet arasındaki ilişkilerin ve olması gereken diplomatik ilişkiler manzumesinin belli kurumlar aracılığıyla değil, devletin ve dış işlerini yöneten kurumların yapması gerektiğini düşünüyoruz demiştik. Yani diplomasi Dış İşleri Bakanlığı ve dış politikayı yürütülen çevreler tarafından yapılır. Biz bu eksikliğin hala giderildiği kanaatinde değiliz. İki devlet arasında eksik olan ilişkiler istihbarat örgütleri veya başka bir takım kurumlar aracılığıyla yürütülmemelidir. Başka soru? Peki, çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.